Herkese yeniden merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsimiyken, bezelyeler bolken etli bezelye yemeği yapıyoruz. Daha doğrusu orman kebabı yapıyoruz. Bol bezelyeli şahane bir yemek olacak. Yemeğimiz için 500 gram eti tencereye alıyoruz. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyip etleri önden pişiriyoruz. Eğer etiniz pişmediyse daha fazla su eklemesi yaparak etimizi önden pişirelim. Pişen etin üzerine zeytinyağı ekleyelim. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde zeytinyağı ekledim. Yağ ile birlikte de etlerimizi kavuralım. Yağ ile etimizi lezzetlendirelim. Ve sonrasında diğer malzemeleri ekleyerek devam edeceğiz. Tarifimde 2 tane soğan kullandım. Soğanları yemeklik doğradım. 2 adet de havuç kullanıyorum. Havuçları da küp küp doğradım. Malzemeleri çok büyük doğramadım. Birbirine uyumlu olsun istedim. Soğan, havuç ve eti birlikte kavurmaya devam ediyorum. Havuç rengini yağa salana kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Sonra bezelyeleri ekleyeceğim. Burada 1 kilo kabuklu bezelyenin iç kısmı var. İç kısmı aşağı yukarı 500 gram kadar diyebilirim sizlere. Şimdi bezelyeyi de ekledikten sonra güzelce bir harmanlayalım. Malzemeler iç içe geçsin. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı un gezdiriyorum. Tepeleme olmasın lütfen. Yoksa yemeğinizin suyu çok koyu olabilir. Unu ekledim. Ocağımı da kıstım. Şimdi unu bütün malzemelere karıştıra karıştıra yediriyorum. Yemeğimizi salçasız hazırladığımız için un yemeğimizin kıvamını ayarlıyor. Eklemek zorunda değilsiniz ama ben salçasız yemeklerde mutlaka un kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Suyunu ekledim. 6 su bardağı kaynar su ekledim. Mutlaka kaynar su ekleyelim. Etimiz sertleşmesin. Böyle fokur fokur kaynadıktan sonra ocağımızı orta hararetli bir ısıya ayarlayıp pişmeye bırakalım. Yalnız burada tamamen pişirmiyoruz. Yarı pişmiş bir durumdayken üzerine 2 tane küp küp doğradığımız patatesi ekliyoruz. Baharatlarını da bu aşamada ekliyoruz. Tuz, karabiber ve çay kaşığının ucuyla zerdeçal ekliyorum. Şimdi tekrardan güzelce karıştırıyorum. Zerdeçal var ise evinizde ekleyin. Sadece renk vermesi için ekledim. Lezzetine bir katkısı olmuyor. Şimdi tekrardan tencerenin kapağını kapatıp patatesler de yumuşayana kadar yemeğimi pişiriyorum. Şimdi kontrol edeceğim. Patatesler pişmiş ise ocağımı kapatıp yemeğimi servise hazırlayabilirim. Yemeğimin pişmiş halini servis aşamasında sizlere yakından göstermek istiyorum. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Eğer bezelyeyi böyle salçalı hazırlıyorsanız bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor ve şu anda bezelyenin tam zamanı. Mutlaka deneyin. Benim çok sık yaptığım bir yemek olduğu için gönül rahatlığıyla sizlere denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.